Merhaba sevgili gençler. Nükleik asitler soru çözümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız bundan önceki videomda vitaminler ve hormonlarla ilgili soru çözümü yapmıştım. Şimdi ise nükleik asitlerle ilgili soru çöz, konu öğren, test çözümümüzü yapmaya birlikte başlayalım. Bir nükleotitin yapısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Nükleotit ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Bu gördüğümüz bir nükleotit. Yani nükleotitte azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker var ve fosfat grubu var. Eğer sadece... Bazla 5 karbonlu şeker olmuş olsaydı bunun adına ne diyecektik? Nükleozit diyecektik değil mi? Nükleozit. Ama bize ne diyor? nükleotit yani hepsiyle alakalı diyor. Peki şuradaki yani bazla şeker arasındaki bağın adı neydi? glikozit bağ şekerle fosfat arasındaki bağın adı ester bağıydı. Şimdi diyor ki nükleotitle ilgili hangisinin yanlıştır diyor. Yapısındaki tüm moleküller organiktir diyor. Bakın fosfat arkadaşlar inorganiktir değil mi? O yüzden cevabımız çıkmış oldu. Ama yine de diğer seçeneklere bakalım. Yapısında şeker riboz veya deoksiriboz olabilir mi? Yani bu bir ribonükleotit ya da deoksiribonükleotit olabilir mi? Evet olabilir. DNA ve RNA'nın yapı birimi Midir bu? Evet. Yapısındaki baz pürin veya pirimidin çeşitlerinden biri olabilir. Neydi pürin arkadaşlar? Pürinlerimiz adenin ve guanin pirimidinlerimiz timin, urasil ve sitozindi. Yapısında ester ve glikozit bağı bulunur mu? Bulunur. O yüzden cevabımızı A olarak netleştirmiş olduk. Aşağıda RNA çeşitlerinin görevleri verilmiştir. Buna göre ilgili RNA molekülleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA'dan alıyorsa arkadaşlar DNA'dan mesajı alması lazım değil mi? O zaman bu ne olacak? mRNA alacak. mRNA olmayanları eleyelim. Kendine özgü amino asiti bağlayıp protein sentezinde kullanılması için ribozoma taşımak. Taşıyan kim? tRNA Proteinlerle ilgili ribozomun yapısına katılma ribozomun yapısına da rRNA katılıyordu. Bu nedenle cevabımız çıkmış oldu. DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Hücredeki metabolizm olaylarını yönetir mi? Evet yönetir değil mi? Kalıtsal bilginin yeni nesillere aktarılmasını sağlar. Evet. Bütün canlılarda ortak olarak bulunur. Evet. Gerekli durumlarda ATP sentezi için tüketilir. Eğer arkadaşlar bizim gerekli olan durumlarda ATP kazanmak için DNA molekülümüzü parçalıyor olsaydık o zaman kalıtım materyalimiz ne olurdu? Bozulmuş olurdu. O yüzden böyle bir şey olamaz. Cevabımız D seçeneği olarak çıkmış oldu. Bir DNA molekülündeki nükleotitlerin %10'u adenin ise arkadaşlar. Bu DNA'nın yapısında bulunan Moleküllerin sayıları arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi DNA molekülündeki nükleotitlerimin %10'u adenin ise o zaman %90'ını neden ne diyeceğim arkadaşlar? Ee, e, mesela %90 demeyeyim de %80'i diyelim. %80'i de ne olacak? Guanin artı sitozin olacak. Neden %80 dedim 90 demedim. %10 adenin varsa bir de %10 timin var değil mi? O yüzden %10, 10, 20 geriye kaldı. 80 olduğu için öyle söyledim. O zaman bakalım arkadaşlar. DNA'nın yapısında bulunan moleküllerin sayıları ile ilişki hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi sitozin bazı verilmiş. Sitozin bakın %80 oranında yani 40'lık bir değer söyleyebiliriz. Deoksiriboz şekerim. Bu neydi arkadaşlar? Bütün yani adenin, timin, guanin ve sitozinin toplamı olduğu için en fazla deoksiriboz şekeri olacak. Timin ise onlardan en az olacak. Çünkü zaten başlangıçtaki ile aynı. Şimdi ben size e, nükleik asitler konu anlatımı yaparken demiştim ki bir tane uzun bir çizgi çekelim. Yani DNA'nın çift ipliği bu. Şuraya A harfi gibi bir A yazdık demiştim. Şuraya da A yazdık. Şuradaki tek iplik A bölü 2. Diğer ipliğimizde yine neydi? A bölü 2 idi. Yani şunu demek istiyorum. Birinci iplik ile ikinci ipliğin toplamı bana nereyi verecek? Burayı verecek. Yani bu ne demek? Nükleik, nükle, nükleotit sayısıydı. Deoksiriboz sayısıydı. Değil mi? Bakın 5 karbonlu şeker sayısı. O zaman hepsinden yani adenin karşısına timin geldi. Bu karşısına sitozin geldi ya. O zaman ben Adenin'i guanin'i topladım. Timin ve sitozini topladım. Hepsi A'yı verecekse o zaman deoksiriboz şekerinin neden en fazla olduğunu burada görmüş oldunuz. O zaman ikinin en başta olmadıklarını eleyeyim. Sitozin bazı dedik ki bakın %80 oranında yani guanin 40, sitozin 40, sitozine 40 dersem timin zaten 10 olarak görüldüğünden dolayı cevabım C seçeneği olarak çıkmış oldu. Eğer e, lütfen bakın arkadaşlar dedim ya ben bu konu anlatımı yaparken buraya çok dikkat etmiştim. E, bunu bilin arkadaşlar bilmeni size bir net kazandıracak demiştim. O yüzden e, kısaca şu anda bahsetmiş oldum. Ama daha detaylı dinlemek isteyen arkadaşlarımız nükleik asitler konu anlatımına bakabilirler. Evet devam edelim. Aşağıda nükleik asitlerle ilgili bilgi verilmiştir diyor. E, buna göre hangisine ulaşılabilir diyor. DNA'nın yapısından baz şeker ve fosfat molekülü bulunur mu evet bulunur mesela baz olarak azotlu organik baz olarak neler bulunur mesela adenin timin guanin sitozin bulunur şeker olarak ne bulunur deoksiriboz bulunur zaten fosfat bulunur o yüzden bir olmayanları ne yapalım eleyelim RNA ve DNA'da bazı moleküller ortak mıdır yani e, bazılar ortaktır ortak olan bazılar vardır daha doğrusu şeker vardır. Fosfat vardır değil mi? şekerde de yine RNA'da riboz. Ama sonuçta şekerinin olması ortak özellik. iki olmayanı da eleyelim. Zincir sayısı nükleik asit çeşidinin belirlenmesinde kullanılabilir diyor. Yani benim tek ipliğim varsa buna RNA, çift ipliğim varsa buna DNA diyeceğim. O yüzden nükleik asit çeşidinin belirlenmesi için de kullanılır. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Nükleik asitlerin bazı özellikleri aşağıda şemada gösterilmiştir diyor. Buna göre şemada numaralandırılmış özellikler aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi DNA'da olup da RNA'da olmayan mesela ne var? Timin var arkadaşlar değil mi? O yüzden birin olduğu yeri timin aramam lazım. Ya da deoksiriboz arayabilirim. Ee, ya da mesela bakalım Tek zincirli yapıyor olma bu DNA değil RNA'nın. O yüzden bunu eledim. Urasil RNA'nın riboz şekeri RNA'nın. O yüzden timin bazı içerme ya da kendini eşleyebilme olabilir mi? Olabilir. İkiye bakalım. Nükleotitlerden oluşma deoksiriboz bulundurma. Deoksiriboz kimde? DNA'da. RNA'da riboz vardı. O yüzden bu da olmadığı için cevabı çıkmış oldu. Üçüncüye de baktığımız zaman riboz şekeri içerme neyin özelliğiydi arkadaşlar? RNA'nın özelliği olarak karşımıza çıkıyordu. Evet. Aşağıda bir molekül şematik olarak gösterilmiştir. Bu molekül aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi baktığımız zaman azotlu organik bazımız var ama ne olduğunu bilmiyorum. Şekerim var ama ne olduğunu bilmiyorum. Fosfat grubu zaten standart. O yüzden bu bir nükleotit midir, nükleozit midir? Nükleotit dediğinizi duyar gibiyim. Nükleozit olsaydı çünkü öğretmenim fosfat grubu olmazdı. O yüzden bunun cevabı nükleotittir. DNA ya da RNA söyleyemem. Çünkü şekerinin ve azotlu organik bazın ne olduğunu göremiyorum. ATP olmaz öğretmenim. Çünkü 3 tane fosfat yok. Sadece tek fosfat var. Nükleozit ya da nükleotit arasında kalabilirdik. Ama biz iyi öğrendik ki zaten nükleozitin ne olduğunu o yüzden cevabımız nükleozit olmuş oldu. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi DNA ve RNA molekülleri için ortak değildir diyor. İkisi içinde ortak olması lazım. Bunların ikisi mitokondride de bulunabilir mi? Evet, bulunabilir. Prokaryot canlıların sitoplazmasında sentezlenme diyor. DNA ve RNA prokaryotların sitoplazmasında sentezlenir çünkü onların zarlı organeli yoktur. Yapısında glikozit ve ester bağı bulundururlar mı? Evet. Üzerinde kalıtsal özellikleri belirleyen genler taşır diyor. Kalıtsal özellik kimdir? DNA'dır. Bana RNA'da da ortak olan bir şey sorduğu için cevabım çıkmış oldu. Aşağıda ki şekil bir nükleik aside ait bir nükleotit zincirinin bir kısmını göstermektedir diyor. Bu nükleik asit için aşağıdakilerden ne diyor? Bu nükleik asit çeşidi için hangisi yanlıştır diyor. Bakalım arkadaşlar ne var? Adenin var, timin var, sitozin var ve guanin var. Bu bir nedir arkadaşlar? Bu bir kesinlikle DNA molekülü. Nereden biliyorum? Çünkü timin sadece nerede var? DNA'da var. 5 karbonlu şekeri ribozdur diyor. Riboz olabilir mi? deoksiriboz olmalı. Çünkü ben bunun DNA olduğunu bildim değil mi? Cevabımızı bulmuş olduk ama diğerlerine de bir bakalım. Yapısında zayıf hidrojen bağı var mıdır? Evet vardır değil mi arkadaşlar? Hücre bölünme sırasında kendini eşler. Niye? DNA molekülü kendini eşleyebiliyordu. Pürin ve pirimidin bazı bazıları bulundurur mu? Evet. Adenin ve guanin neydi arkadaşlar? Pürin, timin ve sitozin pirimidin. E, yapısındaki fosfat sayısı ile şeker sayısı birbirine eşit midir? Fosfat sayısı ve şeker sayısı bakın yine ben size demiştim ya nükleik asitler kısmında buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Bu kısımdan soru gelir ve artı bir net demiştim. Hatta daha önce de birkaç sayfa önce de bununla ilgili bir soru çözmüştük. O şeklimi öğrenenler arkadaşlar bakın fosfat sayısında şeker sayısının eşit olduğunu bilebilirler. Evet gelelim son sorumuza. Aşağıda nükleik asitlerin yapısındaki azotlu organik bazlarla ilgili bilgi verilmiştir diyor. Pirimidin bazları tek halkalıdır. E, sitozin, timin ve urasil olmak üzere 3'e ayrılır. Pürin bazları çift halkalıdır. Adenin ve guanin olmak üzere 2'ye ayrılır diyor. Bu bazlar ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Pirimidin bazlarından S hem DNA'da hem de RNA'da bulunur mu? Evet bulunur. Pürin bazlarının çeşidine bakılarak e, ne bulabiliriz arkadaşlar? Pürin bazlarının çeşidine bakarak nükleik asit çeşidini belirleyebilir miyiz? Pürin bazlarımız neydi? Adenin ve guanin'di. E bu ikisine de ortak. O yüzden ben buna bakarak sadece nükleik asit çeşidini bilemem. Yanlış olan cevabımız bu. Ama diğerlerine de bakalım. Tek halkalı bazlardan T ile çift halkalı bazlardan e, A arasında ikili hidrojen bağı kurulur. Evet, yani adenin timin ile ikili hidrojen bağı kurar. Yani şunu demek istiyor. Adenin karşısına timin gelir demek istiyor. Tek halkalılar bazılardan urasil RNA molekülünde bulunur. Evet. Çift halkalı bazılardan G ile tek halkalı bazlardan S arasında üçlü hidrojen bağı kurulur mu? Evet yine bundan bahsetmiş olduk. Böylelikle cevabımız da B olduğundan emin olmuş olduk. Evet arkadaşlar nükleik asitlerle ilgili soru çözümümüz yani soru çöz konu öğren test çözümümüz burada sona erdi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.